www.sandiurfagazetesi.com, Urfalı'nın olduğu her yerde. Hayat yavaş, hayat yavaş, hayat yavaş, 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 yavaş. Hayat yavaş. Çok muhterem Akçakaralı kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İçinizden biri toprağınızdan, suyundan doğmuş biri Mahmut Yılmaz. Allah'ın izniyle gönderin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Akçakal'ın hakkını savunmaya gönderin. Habur gümrüğünden kamyoncu 1500 litre mazot getirir. Kilis kapısından 1500 litre mazot getirin. Cilve gözü kapısından 1500 litre mazot getirin. Nitekim Akçakala kapısından niye şoförlerimiz 400 litreden geliyor? Allah'ın korkusu yok mu? Çok muhterem kardeşlerim, niye soracaksanız da size bunun durumunu bildireyim. Niye ki çocuğumuz, temsilcimiz yok Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Temsilcimiz olsaydı, valiye telefon açar. Der ki, sayın valim, ha burada Türkiye hududu içerisinde. Cilve gözü de Türkiye hududu içerisinde. Kilis de Türkiye hududu içinde. Sen niye onlar 1500 litre getirip Akçakala şoförü niye 400 litreden talim oluyor? Allah'ın korkusu yok mu? Akçakala'nın, Haran'ın, Urfa merkezin, 465 köyün, Ceylan Pıran'ın yarısı, Gülen şehrin yarısı, 300 bin evet bölgeli, 300 bin evet verdiğimiz için sözümüz budur. Sayın Tayyip Erdoğan kendi ilinden bizim bu bölge kadar evet oy almadı. Dağlamayacak Allah'ın. Ben bir iki televizyon konuşmamda dedim ki, sayın başbakanım, Türk'ü sayıysan, Alevileri laf ediysen, Kürtleri söylüysen, Laz'ı, Zaza'yı bahsettiysen, niye Arapları söylemiyorsun? Dün sayın başbakan ilk ağzını açtığında Arap kardeşlerim dedi. Beni deneyin, gönderin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Araplarla lafı her gün dile getirecek. Her gün.